أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم ألبسنا بخلة القرآن اللهم نور قلوبنا وكبورنا بنور القرآن آمين والحمد لله رب العالمين. Değerli kardeşlerim, siyer sohbetlerimizin 24.sine geldik bugün. Bu haftaki konumuz süt anne konusu. Süt anne. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her Mekkeli yeni doğan çocuk gibi o da bir süt anneye verilecekti. Geçen dersimizde anlattığım gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin annesinin sütü çok erken çekildiği için onu Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe Hatun emzirmişti. Ve yine geçen haftadan hatırlayacağınız gibi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz amcası Hazreti Abbas bir gece rüyasında kardeşi Ebu Leheb'i görüyor. Çok perişan bir şekilde vefat ettikten sonra. Nedir bu hal, neden bu kadar perişansın diyor. Sorma diyor. Hayatımda hiçbir iyilik olmadığı için bu kadar perişanlık çekiyorum burada. Ama diyor tek bir iyiliğim için beni haftada bir gün burada bana su veriyorlar cehennemde diyor. O da yeğenim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda biliyorsun ona cariyemi göndermiş Süveybe'yi emzirmiştim diyor. Emzirmiştim. İşte o benim ömrümdeki tek iyilik olarak burada kayda geçti ve ben onun karşılığını burada görüyorum diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ilk süt annelerinden birisi olan Süveybe Hatun aynı zamanda Hazreti Hamza Efendimiz'i de emzirdiği için Peygamberimizle Hazreti Hamza Efendimiz süt kardeşidir. Oradan mı geliyor süt? Evet, süt kardeşliği oradan geliyor. Dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki Hazreti Hamza Efendimizle Peygamberimiz aynı yaştalar. Aynı tarihlerde doğdukları anlaşılıyor. Belki Hazreti Hamza biraz daha şey olabilir yani. Ay farkıyla veya kısa bir yıl farkıyla önde olabilir ama aynı zaman dilimlerinde dünyaya geldikleri anlaşılıyor. Şimdi Mekke'de dedik ya her yeni doğan çocuk aşağı yukarı bir yayla hayatı görüyor. Bu neden? Çünkü Mekke'nin havası sıcak. Mekke'nin havası yorucu. Mekke'nin havasında çocukların hastalanmaları daha kolay oluyor. Yani minik bebeklerin hastalanmaları daha kolay oluyor. Yaylalar her zaman hayat bakımından havası itibariyle, suyu itibariyle, dili itibariyle Mekkeliler için çok daha avantajlı bir yer ve onun için aşağı yukarı hemen hemen bütün çocuklar yaylalara gönderiliyor. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu yayla hayatını onun süt annesi olan Hazreti Halime annemizden dinlememiz gerekiyor. O bize bunları anlatacak Hazreti Halime annemiz. Şimdi bir gün kucağında çocukla Hazreti Halime annemiz Saad oğulları yurduna kucağında bir çocukla doğuyor, geliyor, çocukla geliyor. Şimdi tabii yaylalarda, komşuluklarda iyidir ya, komşu kadın var orada. Yazın bile neredeyse ocakların yandığı bir yer yayla, işte o ocak başında komşu kadına sohbet ediyor. Hazreti Halime annemiz komşu kadınla sohbet ediyor.
şikayet olmasın amma diyor. Süt vermekten aciz, yaşlı bir devemizi de alarak Mekke'ye doğru yola çıktık. Yıl miladi 571. Yola çıktık. Yola çıktığımızda diyor, hiçbir şeyimiz kalmamıştı evde. Kıtlık yılları. Ne koyunlar süt veriyor, ne tarlalar ekim veriyor. Tam bir kıtlık zamanı. Oğlu Abdullah da yeni doğmuş. Zaten yeni çocuğu olursa bir kadın biliyorsunuz süt anne olabilir. Oğlum Abdullah da yeni doğmuştu diyor. Yol boyunca Mekke'ye varıncaya kadar diyor, açlıktan ağladı durdu. Bize hiç rahat vermedi. Kıtlıktan göğsüm de kurumuştu diyor. Onu besleyecek kadar da sütüm yoktu. Süt anne olacak ama oğlunu bile besleyecek sütü yok. Buna dikkat etmek lazım. Oğlunu bile besleyecek sütü yok kadının yokluktan, yani yoksulluktan. Benim bindiğim dişi merkebim o kadar zayıf ve arıktı ki çoğunlukla yol arkadaşlarımı bekletme zorunda kalıyordum. Halime haydi diyor. Yahu geç kalıyoruz. Bak diğer kabileler gelecek. Zengin çocukları alacak. Bize fakirleri kalacak. Hızlı hareket etmemiz lazım. Ama diyor benim merkebim zayıflıktan yürüyemiyordu. Ve onun için ben kafiledeki diğer kadın arkadaşlarımı sık sık bekletme zorunda kalıyordum diyor. Şimdi artık Mekke'ye yaklaşınca diyor daha fazla beklemeye tahammülleri kalmadı. Ve arkadaşlarım beni bıraktılar ve gittiler diyor. Onlar benden önce Mekke'ye, şehre girdiler. Tabii şehir hayatı bambaşka bir hayattır. Şimdi yaylalardan sonra bir şehre geldiğiniz zaman, ben de çocukluğumdan bunu iyi hatırlıyorum. Bir gün bir gece vakti ilk defa köyün o tepelerine çıkmışız böyle. Oradan şehir görünüyor bizim. Şimdi bir çıktım ki aman ya Rabbi, Allah Allah, bizim köyde o zaman elektrik falan yok. Yani kör kandillerle aydınlanıyoruz. Atlara, öküzlere falan saman dökeceğimiz zaman denizci fenerini ben tutuyorum. Babam onlara saman döküyor. Köyde geceleri serapa karanlık, yani göz gözü görmez. Şimdi bir gece vakti ilk defa uşağa gidiyoruz, tepeye bir çıktık. Allah, sanki gökteki yıldızlar hepsi yere inmiş, evler ışıl ışıl yanıyor. O zaman şöyle düşünmüştüm. Ya burada insanlar ne kadar huzurludur, ne kadar mutludur. Aydınlık bir şehir, aydınlık bir yer falan diye düşünmüştüm. Öyle işte çocukluk bizimkisi. Şimdi yayladan şehirlere gelince böyle insanlar, kadınlar falan, bakıyorsun şehirde hayat bambaşka. Su kırbaları dikiyorlar, işte demirciler demir dövüyorlar, nalbantlar nal çakıyorlar falan, sesler, çekiç darbeleri, demirci darbeleri, körük darbe sesleri falan filan, böyle kimisi kapkalayıyor. İşte yaylılar zaten biraz da bu işlerini şehirde görmek için hep bu mevsimi demek ki seçiyorlar ve tercih ediyorlar. Mekke böyle bir şey o zaman yani. Şimdi dediğimiz gibi önceden gelen kadınlar, ne kadar varlıklı zengin çocuklar varsa hepsini almışlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesi Abdülmuttalip dede o kadınlara da aşağı yukarı hepsine Peygamberimizi teklif ediyor. Diyor benim yetim bir torunum var, almaz mısınız? Onlar da yetim olduğunu duyunca, imkanları sınırlı ve kıt olduğunu öğrenince tabii daha çok varlıklı çocukları tercih ediyorlar ve kimse onu almamış. Şimdi ben diyor Halime Hatun, ben diyor oradan diyor geçerken Kabe'nin yanında minderini sermiş, Abdülmuttalip oturuyordu, beni gördü diyor. Benim yabancı bir kadın olduğumu fark etti. Bana dedi ki ey kadın sen kimsin dedi. Sen kimsin? Ben de ona dedim ki ben Beni Saat yurdundanım. Ne demek Beni Saat? Saat oğulları yurdundanım. Saat ne anlama gelir? Saadetli insanların yaşadığı yurt anlamına gelir. Beni Saat yurdundanım dedim diyor. Adın ne ey kadın dedi bana. Ben de dedim ki Halime. Abdülmuttalip gülümsedi ve dedi ki oh ne güzel, ne güzel. Saat ve Hilim
iki güzel haslettir ki dünyanın hayrı da ebediyetin izzet ve şerefi de bunlardadır dedi diyor. Saat ve hilim. Birisi yumuşak huylu, halime, hilim, yumuşak huylu demek. Birisi de huzurlu insanların yurdu demek. Huzurlu insanların yurdundan gelen şefkatli bir kadınla karşı karşıya olduğunu fark ediyor Abdülmuttalip dede. Bana dedi ki, ey Halime, benim yanımda bir yetim çocuk var. Diğer kadınlara teklif ettim ancak kabul etmediler. Diyor ki, sen bu çocuğu alır mısın? Benim bu yetim torunumu alır mısın dedi diyor. Ben de karar veremedim ama içimdeki bir ses dedi ki, Halime, bu yetim çocuğu al. Dedim ki, kocam çarşıda beni bekliyor. Müsaade et, ben gideyim ona bu konuyu bir danışayım dedim diyor. Ve ben kocamın yanına geldim. Dedim ki, efendi, bütün çocuklar paylaşılmış, kapışılmış. Fakat yetim bir çocuk var. Abdülmuttalip bana teklif etti, onun torunuymuş. Vallahi ben kabileme çocuksuz olarak geri dönmek istemiyorum. Şimdi demek ki çocuksuz geri dönmek de ha bu kadın bir çocuk bulamadı gibi oralarda bunun dedikodusu oluyor demek ki yani. Mutlaka kadın bir çocukla geri dönmesi gerekiyor. Fakat çocuk fakirdir. Biz ise istifade etmeyi diliyoruz. Bunun üzerine kocam dedi ki, madem ki o yetimi almak istiyorsun, o halde al. Belki de Allah Celle Celaluhu o yetimin yüzü suyu hürmetine bize bolluk ve bereketler ihsan eder dedi diyor. Adama bakar mısın ya? Ya yaylada bir bedevi adam kardeşim ya. Adı da Haris. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin süt babası. Ama adamdaki ferasete bak ya. Ey Halime al diyor al. Belki de Allah o yetimin yüzü suyu hürmetine bizim evimize bir bereket verir diyor. Ne sadece senin evine kardeşim ya. Ne sadece senin evine ya. Allah o yetim yüzünden beni Saat yurduna da bereket verecek. Mekke'ye de bereket verecek. Dünyaya da bereket vermiş, veriyor ve verecek yani ya. Ama adamdaki bu feraset çok değerli. Daha kundakta bir bebek, ortada kimse yok. Bebek falan yok ortada. Döndüm diyor, Kabe'ye gittim. Abdülmuttalip sabırsızlıkla beni beklediğini gördü. Ne oldu? Ne karar verdin ey kadın dedi. Bak, Halime Hatun'un sosyolojik okumasına bir bak yani şimdi. Ne diyor biliyor musun? Eğer diyor hayır almıyorum desem üzüleceğini fark ettim diyor dedenin diyor. Çok üzülecekti diyor. Ben o yetimi almaya ve emzirmeye karar verdim dedim diyor Abdülmuttalip'e. Sözlerim onu öyle sevindirdi ki, öyle yüzünü güldürdü ki beni hemen çocuğun olduğu eve götürdü. O ev neresidir? Hazreti Amine'nin evidir. O ev neresidir? Şu anda Ebu Kubeys'in eteklerindeki o iki katlı kütüphanenin olduğu yerdeki ev işte orası. Orası. Beni oraya götürdü diyor. Anne Amine beni çok hoş karşıladı. Güler yüzle karşıladı. Anne Amine o yıllarda kaç yaşındadır? 23 yaşındadır. 23 yaşındadır. Ben bir an evvel emzireceğim bebeğe kavuşmak istiyorum. Fakat Amine'nin güzelliğinden gözlerimi alamıyordum diyor. Amine'nin güzelliğinden gözlerimi alamıyorum.
Aman Allah'ım, o ne güzellik öyle. Baktıkça bakasım geldi. Bereketli, aydınlık bir eve geldiğini daha yüreğim o anda hissetti diyor. Daha o anda hissetti. Amine beni küçük Muhammed'in uyuduğu odaya götürdü. Şimdi bu sohbet yaylada bir toprak evde komşu kadınla yapıyor bu sohbeti. Amine beni küçük Muhammed'in uyuduğu odaya götürdü diyor. Süt buğusu ak bir kumaşa sarılmıştı. Altında yeşil bir yaygı vardı diyor. Sırt üstü yatırılmış, mışıl mışıl odasında uyuyordu. Odanın içi mis kokusuna benzeyen güzel bir kokuyla dolmuştu diyor. Görür görmez onun sevimliliğine, onun yüzünün güzelliğine hayran oldum diyor Halime Hatun. Ellerimi göğsünün üzerine yavaşça koydum. Uykusunda bana gülümsedi diyor. Allah Allah. Daha uyanmamış. Elimi koyunca göğsüne diyor, uykusunda bana gülümsedi ve bana bakmak için gözlerini açtı. Hemen iki gözünün arasından öptüm ve kucağıma aldım. Sağ göğsümü ona, sol göğsümü de oğlum Abdullah'a verdim. İkisi de doyuncaya kadar emdiler. İkisi de doyuncaya kadar emdiler. Halime Hatun daha o anda bereketi hissediyor. Gelirken oğlunu emzirecek süt bulamayan göğsünde kadın, şimdi iki çocuğu da birden doyuncaya, kanıncaya kadar sütüyle emzirdiğini görüyor, fark ediyor. Amine Hatun bana dedi ki, oğlumu iyi koru, ona iyi bak. Ben onun ileride şanı büyük bir insan olacağını düşünüyorum. Ben onu dünyaya getirirken olağanüstü olaylar yaşadım. Olağanüstü olaylar gördüm diyor Hazreti Amine. Neler görmüştü? Gökten meleklerin saf saf indiğini görmüştü. Meleklerin evini tavaf ettiğini görmüştü. Göklerin yarıldığını görmüştü. Üç meleğin elinde üç bayrakla indiğini görmüştü. Bayrağın birisinin Kabe'nin damına, birisinin maşrigin en ucuna, birinde mağribin batının en ucuna meleklerin diktiğini görmüştü. Belli ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şanı, onun sesi ve ışığı cihanın şarkına ve garbına gidecekti. Oğlumun şanı büyük olacak, inanıyorum diyor anne. Onu koru diyor. Ona dikkat et diyor. Ben oğlum Abdullah'ı ve yeni oğlum küçük Muhammed'i alarak kocamın bulunduğu yere vardım, çarşıya. Kocam devemizi sağdı. Devemiz ilk defa süt veriyordu. Çünkü varı varmaz devemizin de memelerinin sütle dolduğunu fark ettim diyor. Allah'a emanet. Artık diyor bildiğim bir şey varsa, bildiğim bir şey varsa o da bolluk ve bereket bizimle beraberdi diyor. Bolluk ve bereket bizimle beraberdi. Kocam dedi ki, vallahi ey Halime, iyi bil ki sen mübarek bir çocuk almış bulunuyorsun. Ben de dedim ki, vallahi ey Haris, ben de öyle olmasını umuyorum ve öyle olmasını diliyorum dedim diyor. Şimdi arkadaşlarımız diyor yine bizi bırakıp gitmişlerdi. Yani biz Halime Hatun'u mu bekleyeceğiz? Haris'i mi bekleyeceğiz? Onların artık ne develerinin yürüyecek hali var, ne de merkeplerinin yürüyecek hali var. Onları bekleyemeyiz diye bizden
ayrılmışlardı diyor. Ama biz onlara Sirer Vadisi'nde yetiştik diyor. Beni Sa'd yurduna doğru giderken bir yerde, bir vadide onlara yetiştik. Bana dediler ki, ey Halime ne yaptın diye sordular. Ben de dedim ki, vallahi hayır ve bereketi en büyük olan bir çocuğu görüp aldım dedim diyor. Bana dediler ki, yoksa sen o kucağındaki Abdülmuttalib'in torunu mu, onu mu aldın sen dediler diyor. Başka çocuk yok ki, tahmin ediyorlar onu aldığını çünkü. Evet dedim diyor. Vallahi bize Abdülmuttalib onu teklif etti de hiçbirimiz kabul etmedik dediler. Hiçbirimiz onu kabul etmedik. Ben dedim ki ben bu bebekle berekete ereceğimizi umuyorum dedim. Fakat diyor yol Beni Sa'd yoluna doğru akıp giderken benim artık merkebim de bizim devemiz de öyle hızlı gidiyordu ki ben onların hepsinin önüne geçmiştim diyor. Arpasına kavuşma hayaliyle ahıra koşan bir köylana dönüyor Hazreti Halime'nin bindiği at. Nihayet kadın arkadaşlarım dayanamadılar bana dediler ki, ey Ebu Züeyb'in kızı yazıklar olsun sana. Ya durup bizi beklesene. Sen o gelirken ki merkep değil mi senin altındaki? Yoksa sen bindiğin hayvanı mı değiştirdin dediler bana. Ben de dedim ki hayır, vallahi aynı merkeptir. Vallahi bunda şaşılacak bir şey olmuş. Vallahi bunda şaşılacak bir şey olmuş. Senin merkebin bu değildi. İşte bir yaylada, bir yayla evinde konuşulan muhabbet bu. Mekke muhabbeti. İşte diyor, bu şu yatan bebek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi böylelikle ben aldım, buraya getirdim diyor komşu kadına. Komşu kadın diyor ki, ben gideyim artık, yaylada akşam oluyor. Şimdi koyunlar gelir ama yine memelerinde bir damla süt yok, bulabilene aşk olsun. Vallahi Halime, sizin başınıza talih kuşu kondu. Bu yetime göz bebeğin gibi bak diyor komşu kadın. Bu yetime göz bebeğin gibi bak. Çünkü yaylada şunlar konuşulmaya başlamış. Ya bu Halime Hatun'un koyunlarını nerede otlatıyorlar? Onların memeleri bereketle dönüyor eve. Bizimkiler öyle değil. Herkes bunu konuşmaya başlamış daha ilk günlerde. Şimdi artık sürülerin sahipleri çobanlarına şöyle demeye başlamışlar. Yahu Halime'nin koyunları nerede otlatılıyorsa siz de gidin koyunları orada otlatın. Bak onların memeleri sütle bereketle geriye dönüyor demeye başlamışlar. Evet, aslında nur çocuğun bereketi tatlı bir meltem gibi bütün evlere, ağaçlara, dağlara, sulara, sürülere yavaş yavaş sirayet ediyor. Ama önce Hazreti Halime'nin evine. Bir müddet sonra Beni Sa'd'ı bütün bir bereket sarmaya başlıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la yaylaya yeniden can geliyor. Can. Şimdi düşünüyorum da Allah bir beldeyi ebedi kılmak istediğinde sevgili kullarından birisinin yolunu oraya düşürüyor ve o belde ebedileşiyor. Başka bu işin yolu yöntemi yok. Hani nice evliyalar vardır, asfiyalar vardır. Bir ağacın altında dinlenmiştir, bir yerde oturmuştur. Hala konuşulur. Buradan falan zat geçti falan diye. Beni Sa'd yurdundan o adı sanı hiç bilinmeyen o yayladaki, o mezradaki, o köyden hiç kimsenin haddi haberi yok iken birdenbire daha bir bebek kundakta bir çocuğun uğramasıyla hala biz bugün ne diyoruz? Beni Sa'd yurdu diyoruz. Beni Sa'd yurdu. Şimdi gitseniz o köyden, kasabadan tek bir iz bulamazsınız.
sadece sonraki yıllarda yapılan bir camiden kalma 3-5 sıralı taştan başka orada hiçbir yaşantıdan tek bir eser bile yok. Ama biz buralarda, şu sohbetlerde hala Beni Sa'd yurdu diyoruz. Evler bitmiş, hayat bitmiş, her şey bitmiş ama adı bitmiyor. Adı ebedileşmiş çünkü. Niye? Oraya Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam uğramış. Şimdi bu ıssız, bu dağlık yer, şimdi her ne kadar hiç yaşanmamış bir olsa bile artık o kıyamete kadar ebedileşecek ve ebedi olarak kalacak. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz enteresandır. Hep Hazreti Halime annemizin sağ memesini emermiş. Sol memesini de hep diğer oğlu Abdullah emermiş. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağ memesini emdiği zaman çekilirmiş. Hiç sol memesine dudaklarını dokundurmamış bile. Bunu nasıl anlamak istersek öyle anlayabiliriz. O kendi kısmetiyle yetinen bir insan olarak da algılamak mümkün. O sadece sağı tercih eden bir insan olarak da algılamak mümkün. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Halime'nin hep sağ memesini emdiğini biliyoruz. Çocukların bir büyüme süresi vardır. Büyüme süresi vardır. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu yaylada öyle hızlı büyüyor ki, yani başka çocukların neredeyse bir haftada büyüdüklerini o bir günde büyüyor. Çabuk gelişiyor, boy atıyor, gürbüzleşiyor yaylada. Ve 2 yıl sonra artık o belli bir konuma, belli bir duruma geldikten sonra orada da sanki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görünür görünmez varlıklar takip ediyorlar gibi bunu hissediyor artık. Yani Beni Sa'd kabilesinde herkes bunu hissetmeye başlıyor. Bir bulut sürekli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi takip ediyor. Onun için Hazreti Halime korkuyor ve diyor ki ben bunu bir an evvel götürüp annesine teslim etmeliyim. Ve 2 yıl sonra Hazreti Halime annemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'ye geri getiriyor. Geri getiriyor ama fakat Kureyşli kardeşlerin o evden ayrılmasına en çok da üzülen kim oluyor? O evdeki diğer çocuklar. Başta Şeyma Hatun. Yani o zaman o biraz da yaşı büyük, 6-7 yaşlarında, belki 8-10 yaşlarında Peygamberimizin süt kardeşi Şeyma Hatun. O zaman o da çocuk ama fakat Kureyşli kardeşimiz gitti diye sürekli ağlayanlardan birisi o oluyor. Birisi o oluyor. Yıllar sonra Hazreti Şeyma Peygamberimizle yine karşılaşacak. Şimdi Halime Hatun yaylaya geri dönüyor. Dönüyor ama eli boş dönmüyor. Bir de bakıyorlar ki o 2 yaşındaki nur çocukla Hazreti Halime geri dönmüş. Geri dönmüş. Şimdi başlıyorlar gene işte komşu kadınla bu hikayeyi konuşuyorlar. İyi de diyor komşu kadın, ey Halime sen bunu bırakmaya gitmiştin, neden geri getirdin diyor. Diyor ki oradan başlamayalım da diyor Hazreti Halime, ben diyor sana giderken, yolda giderken başımıza gelenleri bir anlatayım. Diyor ki Siner Vadisi'ne vardığımızda Habeş Hristiyanlarından bazı kimselerle karşılaştım. Bana nereye gittiğimi sordular. Mekke'ye dedim. Sonra da Muhammed'ime dikkatli dikkatli baktılar, incelediler. Hatta gözlerinin beyazındaki kırmızılığa kadar incelediler diyor Muhammed'imi. Sonra arkasındaki gömleğin yakasını sıyırarak diyor, sırtındaki bene bile baktılar diyor o Habeşli Hristiyanlar. Ben korkmaya başladım.
o kadar diyor ısrar ettiler ki biz bu çocuğu kralımıza götüreceğiz, ver bunu bize diye diyor. Ben güç bela ellerinden ancak alabildim diyor. Güç bela ellerinden alabildim. Annesi 2 yıl sonra Muhammed'ini tekrar görünce diyor, ah benim yetim yavrum, babasız kuzum, nasıl da büyümüş benim oğlum diye onu öptü, kokladı, sardı, sarmaladı. Sonra da bana dedi ki, hani sen daha getirmeyecektin, neden acele ettin oğlumu getirmekte? Demek ki oralarda en az 4-5 yaşına kadar yaylalarda kalıyor çocuklar. Neden diyor erken getirdin oğlumu diyor. Ben de ona gördüklerimi, duyduklarımı, bildiklerimi anlatınca bana hak verdi. Ama ben ona dedim ki, ey Amine, eğer bana izin verirsen ben oğlumu tekrar götürmek istiyorum. Çünkü onun burada hastalığa yakalanmasından korkuyorum. Ama orada da korkuyorum. Sırf seninle bu konuyu konuşmak için geldim diyor. Oğlumu bırakmak için değil, bu konuyu konuşmak için geldim diyor. Bana dedi ki, sen oğlum için hiç telaşlanma, korkma. Benim oğlumun şanı yüce olacak. Madem ki çok ısrar ediyorsun, götür o zaman dedi diyor. Ve ben de onu geri getirdim diyor. Şimdi bir gün artık yaşı Peygamberimizin 3 yaşlarında falan. Kardeşleriyle, işte ablası Şeyma ile diğer kardeşleriyle kırlara açılıyorlar. Koyunları, kuzuları beraber götürüyorlar. Dağlara gidiyorlar. Şimdi güneşin böyle çağlayan gibi diklemesine indiği bir gün, işte kız kardeşi eve geliyor. Annesi diyor ki, yavrum kardeşinin kime bıraktın, nereye bıraktın diyor. Bu güneşte ne yapmıştır o şimdi diyor. Anne korkma diyor. Korkma. O hep gölgede diyor. O hep gölgede. Bir bulut hep onu takip ediyor diyor. Korkma diyor. Gölgede. Şimdi bir gün yine ablası Şeyma bu defa korkuyla eve geliyor. Telaşla eve geliyor. Beti benzi 60 olarak eve geliyor. Kızım ne oldu, neyin var diyor annesi Halime Hatun. Anneciğim diyor, vallahi üzerinde ak elbiseler bulunan 2 kişi Kureyşli kardeşimi diyor yere yatırdılar. Göğsünü yardılar diyor. Onu ameliyat ediyorlar diyor. Ne bilsin ameliyat edildiğini veya başka bir şeyi. Onu öldürüyorlar zannediyor. Herhalde öyle zannetmiştir. Bunun üzerine hem süt babası hem süt annesi Hazreti Halime hemen koşuyorlar. Şimdi koşuyorlar ama vardıklarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkmış. Ama onun da beti benzi sapsarı olmuş. Onu o halde görünce Hazreti Halime, sana ne oldu yavrucuğum, ne yaptılar sana? Ak elbisede insanlar gelmişler. Diyor ki, ben de bilmiyorum. Beyaz elbiseli 2 kişi geldiler, kalbimi, karnımı yardılar, kar gibi bir şeyle yıkadılar, sonra diktiler ve gittiler diyor. Biz buna ne diyoruz bu hadiseye? Şakkı sadır. Bu ileride bildiğiniz gibi bir kere daha cereyan edecek. Ne zaman? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraca çıkacağı zaman, hatim dediğimiz Kabe'nin olduğu yerde bu olay bir kere daha tekrar edecek. Şakkı sadır olayı diyoruz buna. Peygamberimizin göğsünün yarılma hadisesi. Bir de şakkı kamer hadisesi var. O ne? O da ayın ikiye yarılması. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra bu olayı yine anlatıyor. Ama anlatırken bize şöyle diyor bu defa. O iki beyaz elbiseli insandan veya adamdan birisi dedi ki diyor,
onu ümmetinden 10 kişiyle tart bakalım dedi diyor. Tarttılar beni diyor. Ben ağır geldim diyor. Sonra 100 kişiyle tart dedi diyor. Tarttı diyor diğeri. Ben yine ağır geldim diyor. 1000 kişiyle tart dedi diyor. Tarttılar ben yine ağır geldim diyor. Bunun üzerine diğeri dedi ki artık onu tartmayı bırak. Vallahi onu bütün ümmetiyle tartacak olsan yine de o ağır gelir dedi. Bir insan bütün ümmetiyle tartıldığı zaman o daha ağır geliyor. O daha ağır geliyor. İşte Şakkı Sadık olayında yaşanan şey bu. Evet, Halime Hatun diyor ki artık Nur çocuk 5 yaşına gelmişti. Ve ben artık ondan korkuyordum. Bulutlar, Şakkı Sadırlar, göğsünün yarılması, görünen görünmeyen seslerin onu takip etmesi, bir takım sesler duymak, artık korkmaya başladım diyor. Ve ben onu alıp Mekke'ye geri annesine götürmeye karar verdim diyor. Şimdi Mekke'ye geldiği zaman o Mekke'nin kapılarından birisi ihtimal ki Ebu Kubeys'ten girmiş olabilir diye düşünüyorum. Hazreti Sa'd annemizin hangi kapıdan girdiğini bilmiyoruz ama o kapılara geldiğimde diyor bir kalabalık vardı orada diyor. Ben de biraz sonra eve ulaşacağım. Hazreti Amin'in evine ulaşacağım. O zamanlar herhalde yollarda bir takım sosyal tesisler şunlar bunlar olmadığına göre üstümü başımı biraz düzeltmek için diyor Muhammed'imi oraya bıraktım kalabalığın olduğu yere. Ben de diyor az uzaklaştım şöyle diyor. Üstümü başımı biraz bir düzelteyim kendime geleyim diye diyor. Fakat geri döndüğüm geldim baktım ki diyor Muhammed'im bıraktığım yerde yok. Aradım taradım bulamadım. Oradaki insanlara dedim ki biraz önce burada bir çocuk vardı nerede? Hangi çocuk dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kundaktayken ayrılmış. 5 yıl sonra Mekke'ye geliyor. Kimse tanımıyor ki. Kimse tanımıyor ki bu Abdullah'ın oğlu, bu Abdülmuttalib'in torunu hiç kimse bilmiyor. Yabancı bir çocuk. Hangi çocuk? Kimin çocuğu? Kimden bahsediyorsun? Sol böğrüme bir sancı saplandı diyor Hazreti Halime. Ben gözümden sakındığım yavrumu tam annesine teslim edeceğim sırada kaybolmuştur diyor. Onlara dedim ki Lat ve Uzza'ya and olsun ki oğlum bulunmazsa şu dağın tepesinden kendimi atıp vallahi parçalarım dedim diyor. Yine dediler ki biz vallahi bir şey görmedik. İyice ümitsizliğe düştüm. Elimi başıma koyup vah Muhammedciğim, vah Muhammedciğim diye ağlamaya başladım. O kadar ağladım ki diyor, o kadar ağıt yaktım ki benim ağıdımla oradaki kadınlar ve erkekler de ağlamaya başladılar diyor. Orada bulunan herkes benimle beraber ağlamaya başladılar. Ama benim bir korkum daha vardı. Abdülmuttalib'e benden önce haber verirlerse bu daha kötü olur diye diyor. Koşarak Abdülmuttalib'in yanına gittim diyor. Abdülmuttalib benim perişaniyetimi görür görmez zaten anladı. Bana ilk sorusu şu oldu. Yoksa oğlum kayıp mı oldu dedi diyor. Ben de evet dedim. Durumu anlattım. Abdülmuttalib kızdı ve hemen kılıcını sıyırdı. Kızdığı zaman onu kimse durduramazdı diyor. Safa tepesine çıktı. Merve Safa var ya işte o Safa tepesine. Bir zamanlar Hazreti Hacer annemizin çıktığı o tepelerden birisi. Ey Galip ailesi diye seslendi diyor. Bütün Kureyşler toplandılar. Çünkü çağıran Mekke'nin reisi Abdülmuttalip'ti diyor. Ey Haris'in babası söyle ne yapmamız lazım dediler diyor. Ben de diyor oğlum Muhammed'im kayboldu diyor Abdülmuttalip. Oğlum Muhammed'im kayboldu. Mekkeliler diyorlar ki Abdülmuttalip'e sen hayvanına atla. Biz de seninle birlikte arkandan geliyoruz. Nereye istersen oraya gideriz dediler diyor. Ve Kureyşler hayvanlarına bindiler.
Mekke'nin bir yukarı tarafına doğru gittiler. Sonra aşağı tarafına doğru gittiler. Ama göremediler. Bulamadılar. Sonra diyor Abdülhamid, o yaptırdığı Kabe kapısı var ya, o kapıya geldi. O halkadan tuttu ve şöyle dedi. Ya Rab, kavminin hepsi toplandı ise de oğlum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulunamadı. Onu bulmam için bana yardım et diye dua etti diyor. O anda gaybtan bir ses duyuluyor. Ey cemaat, feryat etmeyiniz. Hiç şüphesiz Muhammed'in Rabbi vardır. Onu yardımsız bırakmaz ve zayi etmez dedi diyor o ses. Abdülhamid o sese seslendi bu defa. Ey münadi, ey seslenen, bize onu nerede bulunduğunu da haber ver dedi diyor. O ses dedi ki, o Tihame Vadisi'nin sağındaki bir ağacın yanındadır dedi diyor. Abdülmuttalip hemen atını atlayıp oraya doğru koşturdu. Ben de peşi sıra gittim diyor Hazreti Halime. Hakikaten oğlum Muhammed bir ağacın altında bir dala tutunmuş orada öylece duruyordu. Bekliyor orada. Abdülmuttalip dede torununa sarıldı. Canım sana feda olsun yavrum dedi. Ben senin dedenim deden. Ben Abdülmuttalip. Kundak'ta gitmiş çünkü peygamberimiz. Dede torununu 5 yıl sonra görüyor. Ben senin dedenim diyor. Onu öpüyor, kucaklıyor, bağrına basıyor. Ve atına bindiriyor, onu kucağına alıyor. Doğruca doğduğunda yaptığı gibi şimdi de onu Kabe'ye götürüyor. Ve peygamberimize orada tavaf ettiriyor. Abdülmuttalip diyor ki Hazreti Halime, onu diyor bağrına aldı, öyle ağladı, öyle ağladı ki. Bana dedi ki dönerek, ey Halime, vallahi hiç şüphesiz bu oğlum büyük bir hal ve şan vardır bunda. Ben o zamana erişmeyi ne kadar arzu ederdim ama galiba yetişemeyeceğim. Sonra birlikte Hazreti Amine'nin yanına gittik. Hazreti Amine büyümüş, serpilmiş, gürbüzleşmiş oğlunu gördü. Oğluna sarıldı. Oğluna yeniden kavuşmuştu. Yetim yavrum gelmiş dedi diyor. Öksüz yavrum gelmiş dedi, onu bağrına bastı diyor. Sonra Hazreti Halime'yi hediyelere boğarak Hazreti Amine annemiz onu yolculuyorlar. Uğurluyorlar ve onu gönderiyorlar. Şimdi böylelikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süt anne günleri sona eriyor. İşte bu 5 yıllık süt anne günleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son buluyor. Fakat ne Peygamberimiz o günleri unutuyor ne de Sa'd kabilesi o günleri unutuyor. O süt günleri hiç unutulmuyor biliyor musunuz? Hiç. Şimdi Hazreti Halime annemiz zaman zaman kocasıyla yine Mekke'ye geliyormuş. Geldiği zaman peygamberimize mutlaka uğruyor. Peygamberimiz onu gördüğü zaman benim annem, benim annem diyormuş. Neden? Ya çünkü az sonra göreceğiz ki peygamberimizin annesi 1 yıl sonra vefat ediyor. Hazreti Halime her geldiğinde benim annem diye ona koşuyor. Biraz da yetim çocukların halidir bu. Her gördüğü kadına anne diye koşarlar. Annenin kokusunu ciğerlerine dolduramamışsa bu böyledir.
benim annem diye hep ona koşarmış. Hatta Hazreti Halime, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlendikten sonra da yine bir kere geliyor. Onları, annesini orada misafir ediyor kendi evinde, Merve'deki o evinde misafir ediyor. Yine yurtlarında Beni Sa'd kabilesinde kuraklık ve kıtlık varmış. Hayvanların kırıldığından dert yanıyor Hazreti Halime annemiz onlara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hazreti Hatice annemiz onu yine hediyelere boğarak, gümüş dirhemler vererek, altına binecek develer vererek Hazreti Halime annemizi yine bu defa birlikte uğurluyorlar. Dedim ya, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu süt annesini hiç ama hiç unutmuyor. Mekke fethedildikten sonra Ebtah denilen bir mevkide bu defa Hazreti Halime annemizin kız kardeşiyle karşılaşıyor Peygamberimiz. Her zaman olduğu gibi gene ilk sorduğu şey, annem ne yapıyor? Annem ne yapıyor? Peygamberimize yayladan bir dağarcık içinde çökelek getirmişler. Yoğurt kurusu getirmişler. Eritilmiş yağ getirmişler. Ama o annesini soruyor. Diyorlar ki annen vefat etti. Hazreti Halime annemiz Müslüman olduktan bir müddet sonra vefat ediyor. Müslüman oluyor ve sonra vefat ediyor. Peygamberimiz gözleri diyor yaşla oldu. Ah anneciğim, ah. Onları da yine Peygamberimiz, onları da altlarına bir deve veriyor, elbiseler veriyor ve onları da öyle uğurluyor, sevindirerek. Onlar ne diyorlar biliyor musunuz? Şöyle diyorlar. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen küçük iken de, büyük iken de, sonrasında da hep güzel kefil oldun. Kefil olunansın, sen güzel bakılansın. Sen güzel bakansın. Allahu Ekber. Nasıl tesir etmiş? 5 yaşındaki çocuk kabileyi daha o yaşlarda fethetmiş yani. Bir gün Medine'ye Hevazin kabilesinin temsilcileri geliyor. Onların arasında Halime Hatun'un akrabalarından birisi var. Ebu Savran diye bir adam, bir zat var. O ne diyor biliyor musunuz? Medine'de söylüyor bunu. Ya Resulallah. Biz seni süt emerken gördük diyor. Biz seni süt emerken gördük. Fakat senden daha hayırlı süt emenini görmedik. Biz seni sütten kesilmiş olarak da gördük. Fakat senden daha hayırlı sütten kesileni görmedik. Biz seni genç iken de gördük. Fakat senden daha hayırlı bir genç görmedik diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ileriki yıllarda Peygamberimizin İki sıfatı hep öne çıkacaktı. Birisi Muhammedül Emin. Emin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Güvenli insan, güvenilir insan. Herkesin güvenebileceği bir insan. Bu ismi ne zaman kazanmıştı? Kabe hakemliğinde kazanmıştı. Kabe hakemliğinden sonra Muhammedül Emin denilmeye başlamıştı. Herkes onun dinine inanmayanlar bile malını, altınını, gümüşünü kime bırakıyorlardı? Peygamberimize bırakıyorlardı. Hicrette Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki, bak şu emanetler şunun, şu şunun, şu şunun. 3 gün o evden sahiplerine emanet dağıtıyor. Hazreti Ali'nin geç kalması onun için. Çünkü niye? Muhammedül Emin. Neden Muhammedül Emin? Çünkü o Amine'den doğdu. Amine ne demek? Emin kadın demek. Emin kadın. Kendisine güvenilen kadın demek. İtimat edilen kadın demek. Peygamberimizin
öne çıkan diğer vasfı nedir? Merhametli olması, şefkatli olması. Neden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu kadar merhametli, bu kadar şefkatli? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Halime'nin sütünü emmiş. Halime ne demek? Şefkatli, yumuşak kalpli, yumuşak huylu demek. Halime'nin manası da bu. O iki memeden süt emiyor. Birisi Amine'nin, diğeri Halime'nin. Birisi ona Muhammedül Emin ismini takıyor. Diğeri de şefkatli, merhametli. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ Sizin içinizden bir peygamber geldi ki harisun aleyküm, o size çok düşkündür. Harisun aleyküm, raufur rahim. Bu iki sıfat Kur'an'da hiçbir peygamber için yan yana getirilmemiş. Raufur rahim, o çok rauftur, o çok rahimdir. Yani Allah'ın iki ismi hiçbir peygamber için yan yana getirilmemiştir. Sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için Allah'ın iki sıfatı yan yana getirilmiş. O size çok refetli, çok şefkatli ve size çok merhametli sıfatları yan yana getirilmiş. İşte iki ayrı memeden emen kainatın sultanı ve saat yurdunda huzurlu insanların yurdunda 5 yaşına kadar kalmış ve emin bir memeden, halim bir memeden süt emerek hayata yürümüş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim inşallah bizi onun şefaatine nail eyler. İnşallah, inşallah. Saat yurdunu bereketli kıldığı gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bizleri de, sohbetlerimizi de, evlerimizi de, kalplerimizi de, hizmetimizi de, dünyamızı da inşallah yeniden bereketlendirir. Allah hepinizden razı olsun. Bugünlük de bu kadar.